Sevgili izleyenler, kumarın nasıl bir illet olduğunu bilir misiniz? Alkolden ve uyuşturucu bağımlılığından hiç fark yoktur. Kumarın tedavisi onlar kadar zordur. Kumar da onlar gibi masum bir denemeyle başlar ve sonu onlar gibi felakettir. Ama esefle görüyoruz, ülkemizde kumar alışkanlığı giderek yaygınlaşıyor. Çocuklarımız daha ilkokul çağında internetteki kumar sitelerinde bu mikropla tanışıyorlar. Şans oyunlarında ise insanımıza emeksiz para kazanma umudu aşılıyor. Çoğu dar gelirli bu insanlar 3 kuruş paralarını, yuvalarının, çocuklarının rızkını bu oyunlara yatırıyorlar. Kumar tutkusu ne yazık ki burada kalmıyor sevgili izleyenler. Vakit geçirmek için bir şansımı deneyeyim diye başlayan bu bağımlılık, alkol gibi, uyuşturucu gibi insanlarımızı esir alıyor. Kısa zamanda hayatlarının amacı oluyor. Tıpkı bir müptelanın giderek daha çok uyuşturucuya, bir alkolün daha çok içkiye ihtiyaç duyması gibi. Kumar tutkunda hep daha çok oynamak istiyor. Ve felaket adım adım geliyor. Sevgili izleyenler, kumar tutkusu kadın, erkek, büyük, küçük ayırmıyor. Pençesine aldığı insanı mahvetmeden bırakmıyor. Kumarın karanlık yolunda mutluluklarını, sağlıklarını kaybediyorlar. Dostlarını, gururlarını kaybediyorlar. İşlerini, geleceklerini, ailelerini kaybediyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Kumarda kazananın olmadığını anladıklarındaysa iş işten geçmiş oluyor. Şimdi izleyeceğimiz gerçekten yaşanmış öykü bunu anlatıyor. Kumar mikrobuna bulaşan genç bir adamın adım adım felakete gidişinin ibret dolu öyküsü. Ah canım evladım, benim sana hazırlamam gerekirken sen bana kahvaltı hazırlıyorsun. Ne var bunda? Hele sen bir iyileş, o zaman yine hazırlarsın oğluna. Şu ameliyatı bir olsam hayırlısıyla. Olacaksın anacığım, haftaya olacaksın, merak etme. Ameliyat parasını denkleştirdik işte. Aman oğlum, al şu paraları dolaba koyuver. Gelen giden oluyor. Tamam, koyarım anacığım. Ameliyat parası için çok sıkıntıya girdin. Zehra'ya da mahcubum. Benim yüzümden evliliğinizi ertelediniz. Ne demek o anacığım? Sen hastayken evliliği mi düşüneceğiz? Allah senden de, nişanlından da razı olsun. Zehra pırlanta gibi bir kız çıktı. Gerçekten de öyle anne. Zehra çok anlayışlı. Hiç sızlanmıyor. Onun da, ailesinin de, bizim de durumumuz ortada. Ben de buna üzülüyorum ya. Her şeyi siz ikiniz yapıyorsunuz. Üstüne bir de benim ameliyatım. Üzülme. Sen de ileride torunlarına bakar, borcunu ödersin. Ay inşallah oğlum, inşallah. Allah'ım bana o günleri gösterir inşallah. Gösterir anacığım, gösterir. Zehra, bu sabah bizim sokağın başında kiralık bir daire gördüm. 2 oda bir salon, masrafsız. Selim, daha beyaz eşya taksitlerini bitirmedik. Biraz daha sabredeceğiz. Bir an heveslendim işte. Aslında tam bize göre bir ev. Önce taksitleri bitirelim. Buluruz nasılsa kendimize göre bir ev. Of. Ya bu gidişle biz ne zaman evleneceğiz? Bize çok para lazım Zehra'ya. Çok para. Zehra, Hasan Bey seni çağırıyor. Yeni dosyaları istiyor. Tamam, hemen götürüyorum. Birinci koşu Libella. Yunan ve Yaş'ı yazayım. Gerçi Yaş sürpriz ama bakarsın birinci gelir. Ne dedin Kemal? Anlamadım. Sana bir şey dediğim yok. At yarışı oynuyorum. At yarışı mı? Evet, bu benim ikinci gelir kapım. Nasıl yani? At yarışından para kazanıyor musun? Tabii. Geçen hafta mesela 10 liralık oynadım. 200 yeni Türk lirası aldım. 200 mü? Ya. Bu at yarışı en az kaç lirayla oynanıyor? Ne o? Sen de mi oynayacaksın? Ben de bir şansımı deneyeyim. Bakarsın denk gelir. Biliyorsun paraya çok ihtiyacım var. Ya. Bir 10 liralık oyna. Hazır fazla kupon da var. Birinci gelecek 3 tane at söyle bakalım. Ya
Nereden bileyim hangisi birinci gelecek? Kafadan atayım mı? Yok, atarsan olmaz. Ben kaç saat kafa patlatıyorum bunlar için. En iyisi senin yerine ben de olurum. Hiç anlamam şans oyunlarından. Ama belli mi olur? 10 lirayı neye vermiyorum ki? Biraz şansın olduğum bu işlerden para kazanmak işten değil. Bizim arkadaşlar poker çeviriyor. Acayip para dönüyor. Hadi ya. Sen de oynuyor musun? Yok. Orada büyük para dönüyor. Beni aşar abi. Bazen gidip seyrediyorum işte. Ben pokeri iyi bilirim. Askerde öyle oynardık ama hep ben kazanırdım. Neyse. Hah. Al şu onu da yatır bakalım bizim kuponu. Tamam. Bakalım kısmetli misin? Yarın anlarız. Ne oldu? Neden durdun? Şunlara baksana Selim. Ne kadar şirin. Evet. Şu pembe kremli elbiseden alalım kızımıza. Nereden biliyorsun kızımız olacağını? Öyle istiyorum. Böyle sana benzeyen, senin gibi güzel bir kızımız olsun istiyorum. İnşallah. Hayırlısıyla bir evlensek. Onlar daha güzelmiş. Evet. Keşke onları almasın. Doğru söylüyorsun. Bu takım çok güzel değil mi Selim? Evet. Kim bilir ne kadardır. Hoş geldiniz efendim. Buyurun yardımcı olabilir miyim? Şu koltuk takımına bakıyorduk da ne kadar acaba? Peşin fiyatına 12 taksit yapıyoruz. 2000 yeni Türk lirası. 2000 mi? Hı. Biz daha uygun takımlara bakalım. Tabii size göstereyim. Şöyle buyurun. Başka mobilyacılara da bakarız Selim. Boş ver. Ama sen o takımı sevdin. Senin istediğin şeyleri alacak gücüm yok ya. Kahroluyorum biliyor musun? Aşkım böyle söyleme. Yavaş yavaş her şeyi tamamlıyoruz. Hadi gel bir yerlerde tost yiyelim. Evet. Bizi ancak tost patlar. Şu insanlara baksana Zehra. Ne güzel yerlerde yemek yiyorlar. Ben senin nişanlımı ancak tost yemeye götürebiliyorum. Ben halimden memnunum. Ama ben değilim Zehra. Çok param olmasını istiyorum. İstediğin her şeyi almak istiyorum sana. Hadi gel. Sevgili dinleyiciler, son düzlüğe şu anda girildi. Bozdemir, Andaş, koşun. Hadi oğlum, hadi. Bozdemir, sen yersin hepsini oğlum ya. Kop da gel oğlum ya. Hadi oğlum, bas be oğlum. Bas be oğlum be. Yürü be, ayrıl da gel. Yürü be. Bozdemir kazanıyor. Evet. Ne oldu Kemal? Kazandık Selim, kazandık. Hadi ya. Kazandık mı? Tabii ya. Kaç para kazandık? 400 lira oğlum. 450 lira indirdik cebe. 400 lira ha? Vay be, maaşımın yarısı. Ben hemen gidip köşedeki bayiden paraları alayım. Tamam abi. Havadan 400 lira. İyi ki oynamışım. Ne oldu buna böyle? Bilmem. Ama benim sana bir sürprizim var. Neymiş bakalım sürprizin? Bu gece yemeği dışarıda yiyeceğiz. Hem de o gördüğün şık restoranda. Bu da nereden çıktı şimdi? Boşuna para harcamayalım Selim. Parayı takma kafana. Ama soru da sorma, tamam mı? Peki tamam. Ben de bankaya uğradım. Biriktirdiğimiz para 4200 lira olmuş. Hadi ya. O kadarcık mı? Biriktir biriktir hep aynı para. Ya ineğiyle kuyu kazmak gibi bir şey. Bir de yemeğe gidelim diyorsun. Dünyanın parası. İtiraz yok, yemeğe gideceğiz. Sende bir şey var ama. Yemekte anlatırım. Bu olay gerçekleşememiş. Gerçekleşememiş hayatım. Hayatım burası çok lüks. Niye geldik ki? Çok pahalıdır. Ne olmuş pahalıysa? Hayatım, bugün at yarışından tamı tamına 400 lira kazandım. Aşk olsun Selim. 3 kuruş paramız var zaten. Onunla da kumar mı oynadın? Zehra, alt tarafı bir şansımı denedim. Hem bunun nesi kötü? Bak, havadan cebimize tam 400 lira girdi. Hem seni böyle bir yere getirmeyi öyle çok istiyordum ki. Hayatım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yer ama. Aması ne Zehra? Selim, ben kumardan çok korkarım. Babam hali vakti yerinde çok iyi bir adamdı. Ama onun kumar tutkusu ailemizi mahvetti.
Abartma Zehra. Ya alt tarafı küçük bir parayla oynadım. Babam da küçük başlamıştı Selim. Kumarın küçüğü büyüğü olmaz. İnsanın kanına bir girdi mi? Merak etme sen. Ben zayıf bir adam değilim Zehra. Babam da güçlü bir adamdı. Ama evimizi bile kumarda kaybettik biliyor musun? Çok acılar çektik. Ya Allah aşkına Zehra. Bak 40 yılda böyle bir yere geldik. Hayır tadını çıkaracağına. Burnumuzdan getiriyorsun Zehra. Bana kumar oynamayacağına söz ver Selim. Alt tarafı bir at yarışı oynadım. Amma büyüttün ya. Bütün hastalıklar küçük bir mikropla başlar. Tamam. Tamam söz veriyorum. Tamam. Selim. Hadi canım yemeğe çıkalım. Karnım çok acıktı. Aşkım ben yemeğe gelemeyeceğim. Şu işleri halletmem gerekiyor. Ya. İyi tamam o zaman. Ben gelirken sana bir tost yaptırayım mı? Aa, çok iyi olur canım. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. ₺50 kupon yapayım. Biraz gelirse. Karatay gelir bence. Evet evet. Oğlum kendini iyice kaptırdın bu işe ha. Kemal dün var ya 5'te kaldım. Son ayağı tuttursam ₺15.000 alıyordum. İnanabiliyor musun? Hadi be. Ama bak gör yarın kıracağım şeytanın bacağını. Şu 5. ayakta şafak yetmezse mi? Yok yok. Batur gelir bence. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Bankadan para çektim. Halının son taksidi için. Geçerken yatırırsın değil mi? Tamam hayatım. Yolumun üstü nasılsa. Tamam. Tam ₺150 var burada. Canım hadi çıkalım o zaman. Hadi. On misli. Halının taksidiyle oynadık ama tutarsa ne para getirir? Oğlum. Ne oldu anne? Selim şu ilacımı verir misin? Ağrın mı başladı yine? Başladı yine oğlum. Anacığım sabret. Şunun şurasında birkaç gün kaldı. Şu ameliyatı bir olsam. Allah'tan başka bir şey istemem. Olacaksın anacığım. Sonra da ağrınsızın kalmayacak. Sağ olasın oğlum. Merak etme. Selim sen ne yapıyorsun öyle? Hiç. Biraz iş vardı da onlara bakıyorum. Selim ne oldu sana? Bir saattir suratın asık. Yok. Bir şeyim yok. Şu taksitler canımı sıkıyor. Önümüzdeki ay buzdolabının taksidi bitiyor. Şu borçları bir kapatalım. Bir daha ömrüm boyunca taksit lafı duymak istemiyorum. Zehra, Hasan Bey seni bekliyor. Maaşı alıp geliyorum. Tamam. Ne oldu bugünkü hatılı? Yok be Kemal, yine yattı. Dün de halının taksidiyle misli oynamıştım. Moralim çok bozuk. Selim, sen çok kaptırdın bu altılıya. Kaybettiğim paraları çıkarmam lazım Kemal. Altılıyla da olacak iş değil. Ne yapacağım peki? Sen poker oynayan arkadaşlarından söz ediyordun.
Selim, sen bu işlerin adamı değilsin. Ne oldu sana? Hem o masada çok para döner. Nereden bulacaksın o parayı? Bulurum ben. Sen ne zaman oynuyorlar onu söyle bana. Vallahi bu akşam oynuyorlar galiba. İyi. Sen ara da benim de oynamak istediğimi söyle, tamam mı? Emin misin Selim? Ya kaybedersen? Merak etme. Şansım iyidir benim pokerde. Anlatmıştım ya, askerde çok oynadım. Sen bilirsin Selim. Gideriz akşama. Ha, aman Kemal. Zehra duymasın, tamam mı? Kumardan nefret ediyor. Ağzından kaçırma sakın. Tamam tamam, söyle. Arkadaşlar, Hasan Bey önümüzdeki ay zam yapacakmış maaşlarımıza. Bak bu iyi haber işte. Hadi ben de masama geçeyim. Al hayatım, hesabımıza yatırırsın. Yarın yatırırım benimkiyle beraber. Sen merak etme. Tamam. Bu akşam Kemal'in bir arkadaşına gideceğiz. Tamam canım. Bize de dayımlar geliyor zaten. Selim, bak yine at yarışı falan oynamıyorsun değil mi? At yarışı mı? Amma yaptın hayatım ya. Güvenmiyor musun bana? Ne bileyim canım. Kumardan korkuyorum işte. Babamın başına gelenleri anlattım sana. Merak etme sen. Söz verdim ya. Evet hayatım, söz verdin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Selim, kazandın işte bir şeyler. Hadi kalk artık. Geç de oldu. Ya oğlum, şansım varken bırak oynayayım. Kazanayım biraz daha. Selim, ya kaybedersen? Bütün maaşınla oynuyorsun. Sadece seninki olsa iyi. Bir de Zehra'nınki var. Oğlum, maaşımın kaç katı para var burada? Kazanırken kalkılır mı hiç? Hadi artık karar ver. Tamam mı, devam mı? Devam. Talihin tersine döndü Selim. Başka akşama inşallah. Paran bitti mi? Evet Kemal. İki maaş da gitti. Hadi kalk artık gidelim. Çok geç oldu zaten. Yüzümü koyuyorum. Bir el daha çevirelim. Ne yapıyorsun Selim? O senin nişan yüzüğün. Bu eli kazanacağım Kemal. Biliyorum. Ya kaybedersen? Zehra'ya ne dersin? Ya karışma sen. Hadi dağıtın kağıtları. Günaydın. 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 Selim, çok bitkin görünüyorsun. Yoksa hasta mısın? Yok, uyku tutmadı da gece. Yarın sabah annemin ameliyatı var ya. Merak etme, atlatacak hayırlısıyla. Aa, Selim yüzüğün nerede? Yüzüğüm şeyde... Sabah aynanın önüne koymuştum tıraş olurken. Unutmuşum. Sakın kaybetme, uğursuzluk getirir derler. Tamam hayatım, hiç kaybeder miyim? Yarın parmağımda görürsün. Tabii göreceğim. Nişanlım olduğunu nereden anlayacağım yoksa? Ha, bu akşam anneni ziyarete gelmek istiyorum. Yok. Yok, bu akşam gelmesen iyi olur hayatım. Ama ameliyattan önce bir göreyim istemiştim. Onun için diyorum zaten. Sabah ameliyata girecek ya, erkenden yatması lazım. Tamam. O zaman ben de sabah erkenden hastaneye gelirim. Nereden bulursan bul parayı. Bu gece kaybettiklerimi mutlaka geri almalıyım. Yüzüğümü de geri almalıyım. Anladın mı? Ne olursa olsun.
Anneciğim, uykun geldiyse odana yatırayım seni. Bak, yarın hastaneye erken gideceksin. Şu dizi bir bitsin yatacağım. Hem gerginim biraz oğlum. Uyuyamam hemen. Alamam. Tabii anneciğim. Seyret. Uykun mu geldi anne? Ya evet oğlum. Anneciğim, ben de biraz sonra çıkacağım. Ama oğlum, yarın hastaneye gideceğiz. Nereye gideceksin? Ya bir arkadaşa uğramam lazım. Sen uyu. Ameliyat için iyice dinlen. Ben birkaç saat sonra dönerim. Tamam oğlum. Geç gelme de uykusuz kalma, değil mi? Tamam anne. Gel anacığım. Tamam, alırım ben. Üç bot. Devam. Peki. Hadi artık Selim. Yarın erken kalkacaksın. Ya kazanmam gerek Kemal. Annemin ameliyat parasını koydum ortaya. Allah Allah. Hiç bu kadar gecikmezdi. Telefonu da kapalı. Acaba Zehra'yı arasam mı? Kızı da meraklandıracağım bu arada. Oh. Alo? Alo? Zehra benim kızım. Uyandırmadım inşallah. Yok, henüz uyumamıştım anneciğim. Selim sizde mi yavrum? Selim mi? Yo, bize gelmedi. Erken yatacağım demişti bana da. Evden 9'a doğru çıktı. Hay Allah, nerede bu çocuk? Başına kötü bir şey gelmiş olmasın sakın. Telefonu da kapalı. Olur mu öyle şey anneciğim? Aklına kötü şeyler getirme. Ne bileyim, belki bir işi falan çıkmıştır. Neyse, sen şimdi uyu dinlen. Bak, yarın ameliyatın var. İyi geceler anneciğim. İyi geceler yavrum. İşte bu kadar. Hadi Selim. Bütün paranı vermeden kalk artık. Karışma sen. Şu paraları görmüyor musun? Ziyanımı çıkarmadan kalkar mıyım? Selim, sabah hastaneye gideceksin. Ya giderim, giderim. Hele bir verdiklerimi alayım. Rest. Ne yapıyorsun? Zaten çok kaybettin. Başka şansım yok. Elim çok iyi. Ameliyat masrafını çıkarmam lazım. Pas. Yok. Görüyorum. Şansın yokmuş Selim. Full. Ben bittim Kemal. Her şeyimi kaybettim. Dedim be sana Selim. Kemal, hiç param kalmadı. Ne olur bana biraz borç ver. Zararımı çıkarmalıyım. Yeter oğlum, yeter. Bırak artık. Borçla kumar mı oynanır? Kemal, ne yapacağım ben? Annemin ameliyat parasını da kaybettim. Hadi kalkalım Selim. Hadi. Anlamıyor musun Kemal? Bu son şansımdı. Mahvoldum. Bittim. Ne yüzde çıkarım annemin karşısına? Ne derim Zehra'ya? Saate bak, kaç oldu.
Kesin başına kötü bir şey geldi yavrumun. Anneciğim, kendini bu kadar üzme. Biraz daha bekleyelim. Kötü bir şey olsaydı haberini çoktan alırdık. Yüreğini ferah tut sen. Allah'ım sen kötü haberdin Esirge. Ah. Çok şükür oğlum, çok şükür. Neredeydin yavrum bütün gece? Başına kötü bir şey mi geldi yoksa? Anne ben iyiyim, tamam, merak etme. Hadi geç içeri. Zehra da seni merak edip geldi. Selim neredesin bu saate kadar? Ben iyiyim, bir şeyim yok. Hadi o zaman çabuk çıkalım. Neredeyse annenin ameliyatına geç kalacağız. Tamam kızım tamam. Ben akşamdan hazır ettim her şeyimi. Oğlum kutudaki parayı al da çıkalım yola. E hadi Selim. Selim. Oğlum. Bugün ameliyat olamayacaksın anne. Beni affet. Ne diyorsun Selim, ne oldu? Oğlum. Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü. Ne? Ne yaptın Selim? Yoksa? Evet Zehra. Kumar oynadım. Hayır Selim. Sakın bu parayı kumarda kaybettim deme. Ne kumarı? Ne diyorsunuz siz çocuklar? Bütün parayı kumarda kaybettim anne. Maaşlarımızı. Nişan yüzüğümü. Nişan yüzüğünü mü? Evet. Nişan yüzüğümü. Sonra da senin ameliyat paranı anne. Ah oğlum. Ne yaptın sen? Demek ameliyat olamayacağım. Olacaksın anne, hiç merak etme. Nasıl? Selim'le bankada biriktirdiğimiz parayla. Olur mu kızım? O sizin evlilik paranız. Artık o paraya bizim ihtiyacımız yok anne. Kızım ne diyorsun sen? İhtiyacımız yok. Çünkü bu evlilik olmayacak anne. Zehra. Zehra ne diyorsun sen? Şeytana uydum. Beni affet Zehra. Sana kumarın nelere mal olacağını söylemiştim Selim. Zehra. Bir daha olmaz. Asla olmaz. Affet beni. Kızım. Zehra. Dur. Gitme ne olur. Ne olur bir şans daha ver bana. Şans mı? Al. Al bir şans daha Selim. Benim yüzümle de kumar oyna. Belki bu defa kazanırsın. Zehra. İşte böyle sevgili izleyenler. Kumarda kazanan yoktur. Siz de kendinizi, ailenizi, özellikle çocuklarınızı her türlü kumardan, en masum şans oyunlarından bile uzak tutun. Sevgili izleyenler, bu bölümümüzü ünlü bir kumarbazın sözüyle kapatalım. Bakın ne diyor. Kumarda kazanmanın tek bir yolu vardır. Kumar, oynamamak. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.